San Francisco Güzel Sanatlar Müzelerinden biri olan De Young Müzesi'nin fotoğraf stüdyosunda Jazz isimli bir sanatçının Tüm Dünya Kağıt Olsaydı, Sular Da Batsaydı adındaki tablosunun önündeyiz. Tabloyu ilk gördüğünüzde sanki bir kaleidoskop tarafından yaratılmış hissi veren, birbiriyle rekabet içinde olan görsellik hemen dikkatinizi çekiyor. Bu kesinlikle yakından incelenmeyi hak eden bir eser. Gün ışığıyla aydınlatılmış bir noktada dans eden bir grup çocukla büyük bir gerilim ve kontrast içeren öğeler var. Sanatçı çocukların dansını güneşe tapınma ya da evrenin bir parçası haline gelme büyük bir merak ve masumiyet durumu olarak kullanmış. Ama bunun hemen üzerinde tehditkar bir havası olan mantar şeklinde bir bulut göze çarpıyor. Etrafında maviyle çizilmiş omega harfi var. Bu Yunan alfabesinin son harfidir ve çoğu zamanda bir şeylerin son bulması anlamında kullanılır. Az önce de söylediğimiz gibi atom enerjisinin yıkıcı kuvveti ve gücü aşağıdaki çocukların gençliği, mutluluğu ve simgeledikleri umut ile kontrast halinde. Mantar bulut sadece tek bir şey olabilir. Önce Hiroşima, sonra da Nagasaki'ye atılan atom bombası. Sanatçının atom bombası teknolojisi üzerinde çalışmalar yapan Manhattan Projesi isimli organizasyonda çalıştığını biliyoruz. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde kimya eğitimi almış ve sonra da Amerikan Ordusu'nun istihkam sınıfına katılarak Manhattan Projesi'nde plütonyumla çalışmaya başlamış. 1946'da ordudan ayrıldıktan sonra da Hanford Atom Enerjisi Projesi'nde çalışmaya başlamış. CES 1975'te dünyanın tamamen yok olacağı bir rüyadan bahseder. Atom silahlarının, nükleer silahların oluşturduğu tehdidin yarattığı umutsuzluk üzerine bilimsel kariyerini bırakıp kendini sanata adamış. Buna ek olarak sanatçının Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı etkileri içeren bir film sahnesini seyredip öfkeden çılgına dönerek kimyager kariyerine son verdiğinden de bahsedilir. İşte tam da o dönem kendini resme adamış, ismini de Burgess Franklin Collins'ten Jess'e değiştirmiş. Bu onun bir manevi mahlası ya da takma adı. Devam edelim. Mantar bulutunun alt kısmındaki boya neredeyse üzerimize sıçrayacakmış gibi görünmüyor mu? Boyanın tuvalin bazı kısımlarındaki uygulamasının neredeyse şiddet içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu, diğer kısımlardaki bir kilim desenini andıran uygulamalarla kontrast içinde. Alt kısımdaki yer küreyi ve tüm olan biteni uzaktan izleyen, profilden çizilmiş büyük bir erkek figürü görüyoruz. Figür elindeki iskambil ya da tarot kağıtlarını dağıtıyor. Bu sanatçının yeryüzüne yaptıklarımızın bir kumar olduğuna dair yorumu olmalı. Figürün de esrarengiz bir tarafı var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu sanatçının kendi portresi olabilir mi? Belki de kariyerinin ilk dönemlerinde nükleer silahların geliştirilmesine yaptığı katkıdan bahsediyordur. Sağ tarafta bir papağan var. Ağzının içinde kanatları açık olan bir baykuşun boynunu tutuyor. Baykuş ayaklarında bir anahtar taşıyor. Anahtar aşağıdaki çocukların üzerinden geçiyor. Belki bu da bilgeliğin sembolü olarak kullanılan bir öğedir. Baykuş bilgeliği getirmiş mi yoksa götürüyor mu? Baykuş'un bilgelik tanrıçası olan Athena ile özdeşleştirildiğini biliyoruz. Belki bu da Pandora'nın kutusunun açılmasını tasvir eden bir sahnedir. Bilginin bize neler getireceğini her zaman bilemeyiz. Başka bir deyişle peşinde olduğumuz bilgiye nelerin eşlik ettiğini tahmin etmemiz her zaman mümkün değildir. Papağan da insanları taklit ettiğinden dolayı budalalıkla özdeşleştirilen bir semboldür. Burada insanlığın budalalığının ve zaafının bilgeliğin önüne geçmesi söz konusu. Eserin ismi, tüm dünya kağıt olsaydı, sularda batsaydı bir ninliden alınmış. Ninni şu şekilde, tüm dünya kağıt, tüm sularda mürekkep olsaydı, tüm ağaçlar ekmek ve peynir olsaydı, o zaman ne içerdik? Bu ninni de 17. yüzyılda yazılmış ve çok da anlamlı olmayan mısralar içeren bir eserden alınmış. Ninni, cesin eseriyle son derece uyumlu. Çünkü cesin eserinde de gizemli ve açık uçlu, zaman zaman birleşen, zaman zaman da ayrı düşen hikayeler görmeye alışığız. Tıpkı çocukların anlamsızlıklardan anlam yaratabildikleri gibi, cesin eserlerini de yakından incelediğimizde altta yatan mesajı ya da fikirleri anlayabiliyor ve eserlerine yorumumuzu ekleyebiliyoruz. Çocukların anlamsız şeylerden anlam çıkarabildiklerini söyledik. Ama aslında bir başka açıdan bakarsak bu tablonun da anlamdan gelen anlamsızlıklar bütünü olduğunu düşünebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi mantığın ve rasyonelliğin büyük bir dünya savaşına yani anlamsızlığa dönüşmesi. İnsanlık olarak türümüzü yok etme kabiliyetine sahibiz ve aslında bizi zaman zaman bu karanlık yola sokan şey de doğuştan sahip olduğumuz merakımız.